Kerbela çölünden yeni mi geldin? Ne yaman ötersin, bağrımı deldin. Sen de benim gibi yetim mi kaldın? Eğlen turnam eğlen, eğlen pire gidelim. Eğlen turnam eğlen, eğlen şaha gidelim. Tanrı'nın yüceliği, kudüslüğü yeryüzüne, aleme ve insana ne şekilde intikal ediyor? Ve İbn-i Arabi'nin bunu anlattığı sembol hangisidir? Allah, alem ve insan arasındaki bağın kurulması ilahi isimlerle mi oluyor? Bunlar arasındaki ilişkiyi anlatabilir misiniz? Bir de Arabi'nin bir şiiri var. Kalbim artık bütün suretleri kabul eder oldu. Ceylanlara otlak, keşişlere manastır, Tevratların levhaları, putperestlerin tapınağı, hacılara Kabe. Buradaki anlatılan kalp nasıl bir kalptir? Son olarak da Hazreti Muhammed'in tenzihiyle İdris peygamberin tenzihi arasındaki fark nedir? Evet, yine geniş bir soru yelpazesiyle karşı karşıyayız. Şöyle, ana konu neydi? İdris peygamberin yükselişi. Nereye yükseldi? Güneş feleğine, yani mücerret ruh halinde Tanrı onu kendi katına aldı diyor. Bu ne demek? Şu demek, insan nefsani, yani hayvan nefsiyle, hayvanlığıyla melekleri arasındaki sıkışmış bir varlık olarak tarif ediliyor kutsal kitaplarda. O zaman bunun insanda karşılığı ne? İçgüdüleri, bedeninin içgüdüleriyle aklının melekleri arasındaki bir sıkışmış varlık. Yani her iki özelliğiyle ne yapıyor? Tevhide geliyor. Esasında bunun ayarını yapacak insan. Bütün dert burada. Şimdi burada içgüdüden kasıt ne demek, bunu çok iyi anlamak lazım. Biliyorsun peygamberlere bir ortak bir meslek atfedilir. Nedir o? Çobanlık. Çobanlık. Halbuki biliyoruz ki Adem peygamber rençberdir. Nuh peygamber hem gemici hem bağcıdır. Efendim İdris peygamber daha önce anlattık. Terzi ve eğitim. Yani müderristi. Daha sonra da baktığımızda Musa komutan. İsa marangoz, Davut demirci, efendim Hazreti Peygamber de tüccar. Peki koyun güdüp çobanlık yaptılar mı? Şahsiyetleri yapmış olabilir. Burada kastedilen hayvanları gütmek, çobanlık yapmak, hayvani nefsi, yani içgüdülerine hakim olmak, onu yönetmek manasınadır. Onu gütmeyi bildiği için çobandır. Burası önemli. Peki hayvani nefsi, burası şu anlamda önemli. Bu güdülerin enerjisi var. İnsan enerjisini buradan alır. Bu enerjiyi kullanır. Bunu kullanan akıl melekeleri bu güçle ne yapar? Varlığını bilir. Bilme, aynı varlık ama bir yönüyle akıl melekeleriyle, diğer yönüyle libidosu, yani yaşam bağını, enerjisini oluşturan içgüdüleri ne oldu? Karmaşık bir halde. Ama hayvani nefsi terbiye etmezse yükselişe geçemez. Peygamberlerin en temel özelliği yükselişe geçiştir. Ve ortak kavram özellikle İdris'te Allah kendi katına aldı dediği nedir? Hayvani nefslerinden kurtulup aklı melekeleriyle kendini bilmesidir.
Bu bedene bitişik ve duyu ve duygularla ifade edildiği için haliyle evrensellere, aklın ilkelerine yükselmiş olan varlık, yani Nuh peygamberi kastediyoruz. Sadece kavimine ilahları, yani ilahi isimleri dayattığı zaman, o zaman duyular dünyasında yaşayanlar kamil insanın karşısında onun gönlüne girmemiş olur. Çünkü teşbihe, yani benzetmeye, duyulara, duygulara, bak, aynileştirme korkusu var. Allah'ın esmaları Allah'a ait. Ama bu esmaları kendinde gerçekleştirerek duyu ve duygularını, nefsini idare etme insana verilmiş bir görevdir. İbadeti de budur zaten. Bütün ibadetler ilahi isimlerin kendini gerçekleştirme eylemidir. Amel budur. Yani el-alim esmasını gerçekleştireceksin, ilim yapacaksın. Yaptın, yaptığın zaman Allah sana o ilmi yaptığın için ilim üzerinden sana rahmet veriyor. El-hakim hikmet, felsefe, arkadaş felsefeyi reddediyor. Felsefe anlama içindir. Ama duyular dünyasının üstüne çıkmak için zorunlu olarak felsefe tenzih etme biçimi olarak ne olması lazım? İşlem yapması lazım. Allah'ın o esmasını inkar edersen o sana ne olur? Bir rahmet olmaz, varlık var olmaz yani. O yüzden bunlar önemli. O yüzden sadece hükmünü Allah aklın ilkeleriyle veren Nuh anlayışıyla hareket edersen, duyular ve duygular dünyasında ki varlıklar o kamilin gönlüne giremediği için dıştalanmış olur. İdris peygamber bağlamında bu olaya bakacak olursak, İdris peygamber öyle bir aranıyor, kendisi huzur buluyor ama o niceliklerin alt alemde kendini gerçekleştirmesine gerek kalmadan ruh olup gidiyor. Bak, burası çok önemli. Halbuki abduhu, hizmetkar olacak. Neyin hizmetkarı? O arına arına gördüğün esmaların alt alemde duyu ve duygulara dönük çalışması lazım. Çalışmazsa kalbi olacak. Kalbi dediğimiz tekallüp, yani o ilkelerin duyular ve duygular dünyasında ne olması lazım? Karşılık bulması lazım. Orada yaşanılmış olması lazım. Kalbi demek duyular ve duygulara kavuşmak demek. Sadece aklın evrenselleri, Allah'ın isimleri. Şimdi arkadaşlar soruyor, Allah'ın isimlerini ezberlesem olur mu? Ezberle. Duyularına ve duygularına yerleşmemiş. Yani ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Öyle olmadıkça Allah'ın isimleri bir tarafta, senin Nemrut bütün eylemlerin bir tarafta. Olmaz ki. Önemli olan o esmaların sende duyulara, duygulara dönüşmesi lazım. Hazreti Peygamber'in marifeti tenzihte kalbini arındırıp her sureti kendinde görmesidir ve kabul etmesidir. O yüzden Muhittin Arabi'nin o sözü, yani ceylanlara otlak, efendim putperestlere neydi? Putperestlerin tapınağı. Tapınağı, keşişlerin manastırı, Tevrat'ın levhaları, hacıların Kâbesi. Dikkat edersen doğanın kendisinden başlayarak, evet, yani ceylanların otlakları, doğayı da kendi gönlüne alıyor. Putperestlerin, evet, tapındığı ilahlar da, çünkü Allah'tan başka bir varlık yok ki. O ilah üzerinden Allah'a bağlanır samimi bir inanç sahibi. Yoksa başka bir şeye tapamaz ki. Kime taparsa tapsın, o tecelligah üzerinden Allah'a tapar.
Yani Allah'ın bir esmasına denk düşüyorsa o ilah Allah'a tapmış demektir. Bitti. Muhittin böyle bakıyor. O yüzden burada marifet Hazreti Peygamber'in bunları tevhide getiren tenzihidir. Yani aklını arındırdı. Kim? Nuh Peygamber. Efendim bedenini ve nefsini arındırdı. Aklıyla beraber İdris Peygamber. Hazreti Peygamber aklını, nefsini, bedenini arındırdığı gibi bunları tekrar arınmış bir ruh olarak alt alemde duyu ve duygulara dönük bir şekilde tevhide getiriyorsa, kalbini de temizlemişse, buradaki tenzih kalbe dönüktür. Marifet kalbi olmak budur. Sufilerin merkeze ruhu alsan Kelimullah. Ruhundan üflersin. Zaten o var. Ama hepsini mümin kulumun kalbine sığarım lafı buradan. Yani bu hadis çok önemlidir. Neden? Ne varsa kalbe sığdırmak. Kalp böyle bir varlık. Heyula. Yani bütün suretleri, bütün yeter ki kalbini arındır. Hazreti Peygamber'in tenzihi tevhidedir. Yani teşbih edilen, benzetilen yahut da duyu ve duygularda tanıklık edilen varlıkta Allah'ın esmalarını görmek, ona göre muamele etmek. Onun üzerinden herkese muamele etmek bu demek. Hani onunla buluşmak değil, onun ile başkalarıyla buluşmak. Tevhid kavramı buradaki tenzih kalbi tenzihtir. Bunu böyle anlarsak belki biraz daha anlaşılmış olur. Şimdi gelelim yücelik kavramını baz aldık ya, yükseltti çünkü. Allah da yüce ve azametli ama insanın da bir yüceliği var ama insanın yüceliği neye dayalıdır? Fiillerine, amellerine dayalı olarak mekansal bir yükselmedir bu. Yani bir mekandan diğer bir mekana yükselme. Peki Allah mekanlara sığmaz ki. Bütün mekanlar O'nundur ama mekanlara aşkındır. O yüzden bir de insanın bir konusu daha vardır. Bir üstünlük vardır. O da amellerinin dışında bilgisiyle üstünlük. Buna mertebe diyor. Muhittin Arabi hususta mertebeleri gösterirken Allah'ın esmalarının arasındaki ilişkide ne var? Mertebeler var. Bazı esmalar diğer esmaları da kapsadığı için o kapsayıcı olan esma diğer esmaların özelliklerini de barındırdığından dolayı daha yüce, daha yüksek, daha üstündür diyor. İnsandaki yücelik bilgisine göre üstünlük, mekanına göre üstünlük. Mekana göre üstünlük bir hükümdar için konuşulabilir. Ama bir alim için, bir arif için nedir? Hizmeti ve bilgisiyle üstünlüğünü görebiliriz. Ama bu esmaların ilişkisinden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Rahman esması esmaların hepsini kapsar ama özellikle doğadaki esmaları. Şifa esmasına sağlık için dua edebilirsin, Rahman'a da edebilirsin diyor. Nasıl olsa o esmalar Rahman esmasında var. Allah bir de dolayımlı olan özellikleri içeren esmaları da yani Rahim esmasını da Rahman'ın dışında içerdiği için çok kapsayıcı bir esmadır. O yüzden ekmeldir. Ekmel dediği bak diğer esmalar kebir olabilir. Kemalata gelir. O esmayı bir peygamber kemalata getirebilir. Alır onu Allah'taki mümkünatından, fiiliyatına sokar, amel yapar, kemalatına getir, kebir. Tamam ama kebirin karşılığı vardır, zıttı vardır.
Ekmel dediği farklı bir şey. Gelelim Allah'ın yüceliğine buradan. Allah'ın yüceliği şu demektir. Bu nispi bir yücelik değildir. Allah şu ilahlar karşısında kendisi öyle büyük bir ilahtır ki o ilahlar karşısında en büyük ilah odur. Hayır, böyle bir şey demiyor. Bütün ilahların varlığı kendinden olduğu için onların hepsini kapsıyor. Onlar özündeki varlıklar. Onun dışındaki varlıklar değil. Onları kapsayan tek büyüklük. Aşkınlık yani. Tek büyüklük ne? Buna göre, şuna göre, bu bundan. Yani şu nesne, kitap bu mikrofondan büyük. Öyle bir büyüklük değil. Ne varsa hepsi onun içinde tek büyüklük. Allahu Ekber. Buna ekmel diyor. Ekmel olmak Hazreti Peygamber ve kavimi. Üstünlük burada, yücelik. Allah çünkü onu kendi katında görüyor. Çünkü şuuru orada duruyor. Ekmellik hepsini içeriyor. Ama içermesin, şiirde olduğu gibi. Ceylanları gönder bir tarafı, hacıları başka bir tarafa. Tevrat'ın levhalarını kır at, efendim keşişin manastırını yoksa. Hayır, hepsini gönlüme alırım. Hiçbirini dışarıda bırakmam. Geldik Muhittin Arabi'nin ilk dönem söylediğimiz söz. Ne diyordu? Bütün inançlar, bütün itikatler benimdir. Yok saymam. Bak, belirlenimi yok saymıyor. Bir alt alemde ne varsa hepsi bizim. Tamam. Ama hiçbirine takılıp kalmam. La ilahe. La ilahe. İlahı Allah'a ait. Sana ait değil. İlahlaştırma dedikleri bu. Allah, ilmi Allah'a ait. Hikmeti Allah'a ait. Tasviri, müsavviri Allah'a ait. Hayali Allah'a ait. Tek başına bir varlığı ele alıp mutlaklaştırırsan Allah mutlaktır. Ama sen ilmini mutlaklaştır. Ne oldu? Allah karşısında bir ilah oldu. Buradaki dert İlahlaştırmayı mutlaklaştırmaktır. Mutlak kılmak. Halbuki her birinin kendine ait nitelikleri var ama o niteliklerin hepsinde tamamına ait özelliği de içeriyor. Yani ilahi isimler, ilişkiler açısından bakacak olursak bir zata delalet ediyor, bir de kendine. Kendi demek yani bir diğerinden farkını, ayrımını koyuyor. İlahi ismin özelliği bu. Yani onu şifa yapan o nitelik başka bir yerde onu ilim, başka bir yerde onu sanat haline getirebiliyor. Ama her birinin içinde ortak olan varlık Rahman'dır. Evet. Ne diyor? İster Allah deyin, ister Rahman deyin. İkisine de dua etsen olur. Rahman böyle bir varlık. Ama Allah ekmel olarak, bak ekmel olarak Allah hepsine aşkındır, hepsini içerir. Yani tek tek gösterdiklerini bütünsellik olarak kendinde ekmel eder. Allahu Ekber dediğimiz bu. Yoksa her esmayı ne yaparsın? Kebir hale getirirsen, ilahlaştırırsan kendini sınırlarsın. O sende rahmet büründürür ama diğer rahmetlerin önünü keser. Yok eder. Halbuki bizim bilmemiz gereken ne? Allah'ı her yönüyle bilmek, ona vasıl olmak. Yolları çok. Bütün esmalar onun yolu. Bütün miftahlar, anahtarlar o esmaların insanda kendini gerçekleştirmesiyle olur. Zaten bu aleme seni var etmek için cuhut etti, taştı. O niteliklerin melekeleri sende var. Sen o melekeleri enerjisini hayvani nefsten alarak hayvani nefsi terbiye edip insanlaşarak hakkı bileceksin. Ve her yerde bileceksin. Sadece kendinde değil. Kendinde bilirsen Nemrut olursun, Firavun olursun. Hakkı her yerde bilirsen İbrahim olursun, Musa olursun. Ve peygamberlerin tümünün bildiklerini bilir hale gelirsin ki o da Muhammedi şuurla mümkündür.
Çünkü bütün farklılıklara açmıştır. Tek başına Rab değildir. Allah esması, ekmeldir. Efendim, İdris peygambere şöyle nokta koyabiliriz bahis olarak. İdris güneş feleğine alındı ama füsusta anlatır. Yola devam, yani bu çünkü insan-ı kamilin tekamülatını anlatan bir eser. Evet. İnsan-ı kamilin karakteristik özelliklerinin ana karaktere kavuşması bir süreçtir. Ve peygamberler tarihte bir karakter sürecidir. Tek varlıktır. Tek varlığın etap etap gelişmesinin serüvenini hikmet olarak anlatır. İdris'i sonra bu reenkarnasyon değil, tekamülat açısından, şuur açısından tamamlanması için daha sonra göreceğiz. Hazreti İlyas olarak Lübenan dağına indirilir. Lübenan yani tabiatın, dünyanın en nasıl diyelim dip nokta olduğu, berbat olduğu bir yere indiriyor ki sınavını versin, oradan yükselsin. Sonra onun yükselişiyle ilgili de bilgi var ama biz şöyle sonuçta diyebiliriz. Öyle bir rahatlığımız var. Efendilerin serüveni Hazreti Muhammed'de ekmel oluyor. Kemalata orada geliyor. Bu yüzden aklın vehimleri, hayalleri, çünkü dış alemdeki suretlere bakarak hayal ediyoruz ya, o varlıklar bizde var, onlardan hayal ederek Allah'ı tasvir ediyoruz. Orada o tasvir etme, vehim yani benzetme ne yapıyor? Allah'ı bir surete büründürüyor Muhyiddin Arabi'nin anlatımına göre. Surete bürününce biz o surete tapıyoruz. Yine Allah'a tapıyoruz ama o suret üzerinden. Halbuki İdris peygamber o vehimi de ortadan kaldırdığı için aklı, vehimi, yani benzetmeler ve akli bilmelerin tamamı, hatta onların kemalatları dahil olmak üzere ne oluyor? Tenzih ediliyor, arındırılıyor. Burada anlatılan peygamberlerin tamamı Muhammed'in İdris'idir. Hazreti Muhammed'in İdris'i, Hazreti Muhammed'in Nuh'u, yani Subuh esmasına efendi çalıştığında Hira'da Nuh olarak, Kudüs esması, takdis etme, her şeyden arındırma, bedenden, nefsten. Tamam da Hazreti Peygamber'de marifet gelişiyor. Niye? Tefekkürüyle bu esmaların alt alemde marifetle nasıl kullanılacağını gösteriyor bize. Bizim rahmetimiz, üstünlüğümüz İslam dünyasında Muhammed'i şuur olarak budur. Yoksa üst alemde aklın ilkeleri, mücerret ruh, tamam aşağıda hadi abi iş yap, burada hizmet olsun. Kime? Ben kendimde yaparak bende rahmete, varoluşa sebebiyet verecek. Benim üzerimden de başkalarına hizmet olacak. O zaman Allah'ın batın esmasını zahir ve evvel esmasını ahir hale getiren insan halife olarak görevini yerine getirir. Nenni de nenni nenni, has nenni nenni, dost nenni nenni.